Giriş ekranı bu bu arada şu an. Yani yeni 5. sezonumuzun giriş ekranı. Bu arada aşağıda sağ altta Omega yazıyor. O da şu an yeni gelecek map'e bir gönderme. Çünkü yeni gelecek map Omega evreni. İlk girdiğiniz zaman da böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Bu da muhtemelen yeni map'e bir şey. Ama henüz yeni map'e ben de girmedim. Evet merhabalar hoş geldiniz. Umarım süper bir gün geçiyorsunuzdur. Bugün biraz uzun bir gün olacak çünkü yeni gelen bir sürü içerik var. Harita, Battle Pass, yeni skin seti yani hızlı ama dolup video olacak. Bu arada şu an bu videoyu izliyorsanız ben de muhtemelen yayındayımdır. Yayına gelenler de bu video içerisindeki şeyleri beraber inceleyeceğiz. Eğer ben canlı görmek istiyorum diyorsanız videoya şu an like'ınızı bırakıp yayına gelebilirsiniz. Ama unutmayın onu. Şimdi 300 direkt ilk skin setinden başlamak istiyorum. Bir içerisinde short var, vandal var, bir bıçak, bir operatör, bir tane de buradaki... Stinger var. Şöyle bir sıkıntı ama Normalde biz bu yeni içerikler için girdiğimiz bu client'ta bizim fazladan bir Valorant puanımız olurdu. Bunlar henüz eklenmemiş. O yüzden bu videoyu çekerken eklenir mi eklenmez mi bilmiyorum ama yayına kadar muhtemelen gelmiş olur. Fakat bu skin setini oyun içerisinde inceleyebiliriz. Benim en çok merak ettiğim bir Vandal. Vandal için direkt renklerinden birisi. Ben de sizle beraber ilk defa izliyorum. Güzel bir bitiriş animasyonuymuş. Okey, okey. Yani, gördüğünüz üzere hem reload, hem incele animasyonu, hem bitirişi, ne isterseniz var yani. Bayağı bir süredir bu tarz riskin seti gelmemişti sanırım. Bu üstündeki... Evet. Bilmiyorum, oyun içi hissiyatını bilmiyorum ama görünüş olarak çok iyi. Renklerine gelirsek de böyle mavinin yanında bir kahverengi, daha eski gözüken bir set şekli var. Bir tane hmm. Hmm, bir tane böyle biraz daha orduyu andıran militaristik bir şey var yeşil renkte. Bu da default rengi. Ki bence default rengi de baya güzel. Bıçağın da animasyonunu merak ediyorum. Bakalım. Ha, okey. Bıçak bu mahvolmuş kral. Aa. Evet. Bir de incelesin. Yani bilmiyorum. Her her yeni sezon, her yeni setle beraber çok farklı şeyler geliyor. Bu gece de yeni haritada yayıncı ve youtuberlarla beraber muhtemelen biz bu skinlerle oynuyor oluruz. O yüzden oyuncu görüntüleri daha net bir şekilde en azından oynatışlarını görebilirsiniz. Bundan sonra da Şşt, savaş biletine geçmek istiyorum. Savaş biletinde de her zaman gibi 3 tane farklı skin set var. Birincisi bu ateş püsküren seti, ikincisi simli stinger, yani simli seti. Üçüncüsü de bu 809. özel kuvvetler. Böyle tek tek savaş biletindeki her öğenin üstünden geçmeye gerek var mı bilmiyorum. Fakat arka tarafta ben yavaş yavaş size geçiyor olacağım. Siz de kendiniz bir şekilde incelersiniz. Bu ateş püsküren setini ben beğendim. Hani ne kadar düz gözüküyor olsa da güzel bir görüntü. Bunu da beğendim. Ya bunun da renk seçimi güzel olmuş. Bunun haricinde ben arka tarafta dediğim gibi ilerletiyor olacağım. Siz kendiniz hangisini merak ediyorsanız orada durup kontrol edebilirsiniz. Zaten her sezonlarda olduğu gibi yanında verdiği radiantler, kartlar veya spreylerden sanırım bahsetmeme gerek yoktu artık onlar default olarak geliyor. Fakat skinlerin bu görünüş olarak ben bilmiyorum. Sanki önceki sezon daha güzeldi tam emin değil. Belki fikrim değişir ama. Siz de yeni Battle Pass hakkında ne düşündüğünüzü aşağıya yazarsınız. Bilmiyorum şu an kaç kişi izliyor. Hangi yerine geldiniz? Bu arada şöyle bir sürpriz var. Yeni rankımız. Bu Elmas 3'ten sonra Yücelik Ascendant diye yeni bir... Ascendant'ı doğru okuyup okumana emin değilim. Yeni bir şey getirmişler ki çok iyi olmuş çünkü 50 bin tane falan immortal vardı. Bunun sayısını azaltmak istiyorlar normal. O yüzden bu araya bir rank daha getirmişler. Yücelik 1, 2, 3 diye. Ve güzel gözüküyor mu bilmiyorum. Böyle bir meme vardı. Garbage 1, 2, 3 diye paylaşılıyordu. Ona benzemiş biraz. Evet burayı da söylememe gerek yok sanırım. Yeni gelecek harita. Pearl. Bu da müziği sanırım. Hadi. Geçerdim ama onlar da biziz. <laughs> ne salaz. Evet. Biz de böyle bir müzik karşıya girdiğiniz zaman renkler bu arada bence çok güzel. Hiç göz yormuyor. Böyle... Nereye gitsem bilmiyorum şu an. Kitlendim kaldım burada ama iki tane site olduğunu öğrendik en azından A ve B. Şöyle mapin içinde bir genel gezeceğim. Hızlı bir şekilde. Sağda sonunda ne var diye. Aa, Yani şu an ben arka tarafta haritada böyle hızlı hızlı geziyorum fakat bunu size çok da bir yardımcı olacağını sanmıyorum. Sadece gözünüzde böyle bir aşinalık bıraksın diye yapıyorum bunu. Yani ben bu erken erişim için haritaya girdiğimden beri harita geziyorum ve tam olarak ezberlemiş değilim. O yüzden bu haritaya en az bir kez oynanışını görmeniz ya da kendiniz oynamanız lazım ki tamamen otursun. O yüzden bu hareketlerin çok da mantığı yok. Fakat haritanın önemli o karşılaşma noktalarıdır ya da default plantleri de onları da göstereceğim birazdan. Onlar önemli. Şimdi bana sorarsanız yeni harita ilk kez işte herkese büyük gelecektir normal. Çünkü kimse nereden ne yapıyor bilmiyor. Haritayı bilmiyor yani. Ama öyle biriz gibi her yer düzlük açık alan değil. Öncelikle o güzel. Ve kesinlikle bir CSMP havası var. Zaten çoğu kişi ilk gördüğü zamanlarda Inferno demişti. Evet öyle bir hava var. En azından renklerinde. Her harita gibi ilk gelişinde bayağı küfür yiyecek ki normal. Ama sonrasında kesinlikle çoğu kişi sevecek bence bu haritayı. Hadi işim gücüm var. bakmamız gereken en önemli şey de bu ilk fightların nerede yaşanacağı. A site'deki saldırı bariyeri burada, savunma bariyeri de burada. O yüzden bu taraflar bildiğiniz karşısında açılıyor. Aa buradan wallbang atılabilir direkt bu arada bence. Deneriz bunu, bunu deneriz. İlk fight burada yaşanacak A site'da. Mid'e geldiğiniz zaman da saldırıların bir tane girişi buradan, diğer girişi de buradan. Bariyerler buradan kalkıyor yani savunmaya baktığınız zaman da ise bir bariyer burada. Diğer bariyer de bu aşağıda. Yani burada bildiğiniz bir meydan savaşı dönecek. Mide baktığınız zaman. B'ye geldiğiniz zaman da savunmanın bariyeri burada kalkıyor. Saldırının bariyeri ise şurada kalkıyor. O yüzden bu arada orpuşu noktada olacak. O yüzden muhtemelen şuradan şuraya bir fight yaşanacak. Burada B tarafında çok agresif olacaklarını sanmıyorum. Çünkü buradaki orba bu saldırı tarafı daha yakın olacak. Yakın olacak ama alamayacak. Çünkü çok açıkta olduğu için buraya çıkıp bunu almak biraz sıkıntı. Savunma bezinde şöyle garip bir nokta var. Yani buradan bariyerler açılmadan önce geçebiliyorsunuz ve bir de hızlı bir geçiş sağlıyor. Garip bir geçiş. Default plantlere gelince de burada B site'de bence default plant şu noktada olacak. Çünkü hem burada mermi geçirmeyen bir kutu var. Hem de bayağı korunaklı. Buraya bir smoke gelir. Buraya bir smoke gelir. Ondan sonrasında buraya spike vurduk. Geri çıkılabilir. Aa 3 smoke gerekebilir buraya. Çünkü bir de şu nokta var. Şu nokta atmazlar belki. Bilmiyorum. B site'deki default plant ise emin değilim. Burada bir mermi geçirmeyen bir var. Kutuya benzer. Bunu alabilirler. Ya da buradaki mermi geçiren kutunun arkasına ya da buradaki pilerin arkasına. Ama B site spike kurmak biraz daha zor olacak gibi. Ve hayır şu anın arkasına kurulmuyor. Tabii ki çekler bu kadar değil. Bu video sadece yeni sezonla beraber gelen yeni şeylere bir ilk bakış içinde daha bir sürü line up bulacağız. oynatacağız. Yani önümüzdeki günlerde de bol bol yayın ve video göreceksiniz. Elimden geldiğince paylaşım yapmaya çalışacağım ben. Siz de merak ettiğiniz her şeyi yorumlara yazarsanız sizin istediğiniz şeyler özellikle kontrol ederim. Bu arada önceki sezon rankınıza göre gelecek Gambit de ortalıkta yok. Göremedi koleksiyon kısmında. Ama onun da yakında bir şeyler çıkar. Onun haricinde ben şimdi yayına devam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.